Ben Gökhan, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, Dream Linksacker'ı o kadar çok seviyorsunuz ki ben de gerçekten her gün atmaya çalışıyorum. Ben de seviyorum. Belki Dream Linksacker 2019 çok da istediğimiz gibi gelmedi. Bundan ötürü biraz oyuna karşı soğukluğunuz da olabilir arkadaşlar ama bence oyunu sevin. Oyun gerçekten zor. Zor maçlar oynamak güzel oluyor. O yüzden size tavsiyem oyundan sıkılmamaya çalışın, farklı içerikler üretmeye çalışın kendinizce. Ben böyle yaparak mutlu olmaya çalışıyorum arkadaşlar oynadığım oyunla ilgili. Sizin de yapmanızı şiddetle tavsiye ederim. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte başlıktan da görmüşsünüzdür. İki tane oyuncu alacağız, Türk oyuncu. Arkadaşlar bunun açıklaması şu şekilde yapılabilir. Ben bir Türk serisini yapacağım ama hilesiz yaptığım için biraz zor olacak, zaman alacak. O yüzden sizin de desteklerinizi bekliyorum. Like'larınızı yardırın arkadaşlar. Gerçekten sizden güzel bir like bekliyorum. Sizlerin de bu konuda bana destek olacağınızı biliyorum arkadaşlar. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Artı 300 like gelir mi? Çok zannetmiyorum ama Ayaz Game TR ailesi niye yapmasın diyorum. Artı 300 like umarım gelir. İlk oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu ama kaleciden başlayacağım. Cenk Gönen takımımıza hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar yeni aldığım oyuncuları oynatmayı seviyorum. Bugün de öyle yapacağım. Ve Hakan Çalhanoğlu'yu da aldım. Gerçekten güzel oldu. Bir de arkadaşlar benden bir isteğiniz vardı. Yani bir kardeşim şey demişti. Abi şeyin numarasını, Kayahon'un numarasını düzeltsene diye. 7 veya 11 yap diye. Ben de bugün kardeşim kırmayacağım ve 7 numara yaptım. Onun dışında Hakim Ziyech tamam 22 kalsın. Hakim Ziyech'in 22 kalması. Hakan Çalhanoğlu 10 numara çok iyi. Cenk Gönen 1 numara olsa daha iyi olur. Perin de orada kalsın. Şimdi arkadaşlar mücadelelerimizi yapacağız. Kimi alacağım kime? Şimdi Hakan Çalhanoğlu nerede oynasın? Hakan Çalhanoğlu şurada, Cenk Gönen'i şurada. Bu arada arkadaşlar, Antoine Griezmann 16 maç boyunca sahalardan uzak. Bu gerçekten çok kötü. Ne yapacağım bilmiyorum ama bu şekilde oynamaya devam edeceğim bir süre. Transfer önerilerini aldım. Önerilerinizi aldım arkadaşlar. Sizden arkadaşlar istediğim bir şey var. Buraya kadar izleyenler için söylüyorum. Lütfen yorumlara arkadaşlar en sevdiğiniz Avrupa takımını yazın. Bakın en sevdiğiniz Avrupa takımı. Avrupa'da sevdiğiniz takım hangisi? Lütfen yorumlara bırakın arkadaşlar. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Bakarım sizlerin en sevdiği takım hangisi? Gerçekten merak ediyorum. Yorumları da okuyacağım arkadaşlar. Benle aynı olan var mı? Çok çok merak ediyorum. Şimdi maça biz başlayacağız da. Ses de verelim biraz. Semedo. Şimdi Sarabia pasını aktardı. Kayahon'a. Kayahon. Saha çok güzel. Zemin çok güzel. Orta geldi. Pası çok güzel ama gol gelmedi. Sandro. Hakan. 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 Free kick. Arkadaşlar yani böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey olamaz. Hakan Çalhanoğlu sezonun ilk maçında sakatlandı. İnanılır gibi değil arkadaşlar. İnanılır gibi değil. Yani bu kadar şanssızlık olamazdı herhalde. İşte Hakan Çalhanoğlu. Serbest vuruşu kimle kullanacağız? Hakim Ziye. Benim adamım Hakim Ziye. Buradan iyi iş çıkartır. Hakim Ziye olmadı. Dönen pozisyon. Bu sezon frikiklerde bayağı zorlanacağız. Onunla ilgili eğitim videoları çekeceğim arkadaşlar. Çok zorlanacağız. İnanın çok zorlanacağız. Bunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Aston Villa'ya karşı galip geliriz herhalde ya. Şimdi Kayahon. Offside'lık bir şey var mıydı? Çok emin değilim ama. Hutton. Abraham. Abraham. Roka. Sansone. Arkadaşlar ara pası çok çok kötü kullandım. Çok çok kötü kullandım ve Hakan Çalhanoğlu'yu aldığım yeni transfer ettim. Hakan Çalhanoğlu'yu oynatmamak. Oynatamamak diyeyim aslında. Oynatmamak değil miyim? Sarabia biraz grafik ayarını düşürsem mi ne yapsam ya? Oyun çok fazlasıyla kasmıyor aslında. Bende fena durmuyor. Arkadaşlar oyun bende kasma nedeni de şöyle belirteyim. Çok fazla uygulama olduğu için. Şimdi Sandro, Sandro, Sandro. İnanılmaz getirdi Sandro. Direkt kaleye yöneldi top ama gol gelmedi. Gerçekten iyi bir pozisyondu bizim için. Şimdi 10 numarama güveniyorum. Hakim Ziye. 10 numara olarak diyorum da. Şimdi Hakim Ziye. Ortaladı bomboş. Bomboş Roka. Çizgiden çıktı arkadaşlar. Bu sefer Sansone. Buradan ortaladı. Roka. Olmadı. Bir şut daha gene gol gelmedi. Arkadaşlar o kadar çok zorlanıyorum ki. İnanın yani bilerek atmama gibi durumu yok. Şimdi Sandro pasını aktardı Sarabia'ya. O ortası korner.
İyiden iyiye boğduk ama bir türlü golü bulamadık. Şimdi Sansone ortaladı. Bomboş. Bomboş Iniesta. Iniesta, Iniesta ve Iniesta. Adamsın be. Harbiden adamsın. Çok iyi geldi ya. Golün tekrarı. Andres Iniesta. Adamsın. Sansone. Ya bu adamı kırmızı kart görmesi lazımdı ya. Oyuncumu sakatladı. Şimdi arkadaşlar Hutton. Ah Sarabia. Ah. Sarabia. Hutton. İyi şut. Cenk Önen. Cenk Önen'e de top geldi. Cenk. Çok güzel aktardı ama Hutton'a geldi. Hutton. Yani Sandro şimdi 2-0 olur. Kayahon. Tuan Zebe. Tuan Zebe yetişemiyor. Kayahon. Kayahon top direkten döndü. İnanılır gibi değil. Bir korner daha. Şimdi Sansone. Ortaladı. Çok güzel geldi. Sarabia. Top çizgiden çıktı. İnanılır gibi değil. Top gene çizgiden çıktı. Anında oynatma var mı ya? Bir saniye. Gene çizgiden çıktı ya arkadaşlar, şaka gibi. Bakalım şöyle, maalesef. Ya maalesef bir türlü ikinci golü bulamadık. Şimdi pasını aktardı. Gol gene gelmedi. Chester. Şimdi Bernard. İlk yarı bitti. 1-0 ancak kaç korner kullandı? 4 korner. Bir tane de Aston kullandı. Adamoah. Pası. Sandro. Kayahon'a geldi mi? Gelmedi. Şimdi arkadaşlar McGinn. Aston tehlikeli gelmeye başladı. Bizim buradan kontrollardan bir tane daha bulmamız lazım derken Kayahon Tianzabe. Çok çok iyi. Arkadaşlar işte bunu sevdim. Oyuncular hemen topu kaybetmiyor. Ya önde baskı yapıyorum. Bjarnason. Önde de bakın full baskı yapıyorum arkadaşlar ama oyuncular topu hemen kaybetmiyor. Bu gerçekten sevdiğim bir özellik Dream League 2019'da. Şimdi Sandro. İşte Kayahon'a. Kayahon 2 gelir. Muhtemelen 2 gelir. Kayahon bıraktı. Sansone. Sansone. İnanılır gibi değil arkadaşlar. Bunu kaçırmış olması gerçekten inanılır gibi değil. Yani bundan bahsediyorum. Bunları kaçırmaması lazım ya. Hayır arkadaşlar, gerçekten bunları kaçırmaması lazım. Ayak içi vuruyorum ben ancak top ayak içi vurmuyor herhalde, anlamadım. Şimdi Sansone. 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 Gene gol gelmedi. Chester. Ve korner. Ya kornerdi, taç atışı. Artık ona rağmen şimdi Sansone 2 olur. Direkt bir daha şut ve gol. 2-0. Sansone bizi gerçi ipten aldı arkadaşlar ya. Çok kritik bir yerdeydi ama Nikola Sansone skoru 2-0'a getirdi. Gol izleyelim. Gerçekten güzel. Şu ses efektine bayıldım. Biz de oyuncu değiştirelim arkadaşlar. Oyuncularım çok fazla yorulmasını istemiyorum. Andrea Silva. Sarabia ile yer değiştirsin. Oynatabileceğin çok fazla oyuncu da yok. Merak ediyorum kaç maç oynamayacak. Tuan Zebe. Olmadı. Yapacak bir şey yok. Çok fazlasıyla top kaybı yapmaya başladık. Üçü bulmaya çalışacağız. Sandro. Yani Sandro çok yüksek bir top geldi. Üçü bulur muyuz bilemiyorum ama. Açıkçası 2-0'lık skor fena değil. Ama bizim daha iyi bulmamız lazım. Gerçekten kadrosu kötü olan kardeşlerimin ne yapacağını bilemiyorum. Oyunda hileyle oynamayacağım bu sezon. Bunu da tekrardan belirteyim. Hiçbir maçı hileyle oynamayacağım. Ya bunu da üzerine basa basa söylüyorum. Şimdi Hakim Ziyeh. Hakim Ziyeh. Hakim Ziyeh. Hakim Ziyeh. 3-0. Yalnız şunu fark ettim. İkinci yarılarda rakip takım daha çok düşüyor. Bunun nedeni de herhalde yorgunluktan dolayıdır. Hakim Ziyeh 3. Şimdi Tyler. Hakim Ziyeh. Hakim Ziyeh.
Hakim Ziye. Ya bu adamı durduramadılar. Hakim Ziye. 4-0. Gerçekten çok iyi futbol oynadı arkadaşlar Hakim Ziye. Ve resmen tek başına maçı aldırdı bize. Hakim Ziye. Şimdi Abraham. Ve 4-0. Memnun kaldık. Maçın adamı Hakim Ziye. Gerçekten iyi futbol oynadık. 87-90. Bu iş bizde dedi arkadaşlar. Ve rakibimiz. Rakibi çok göremedim. Kulübüm kısmına baktık. Tamam, işler yolunda. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere.